14 askerin yaralandığını açıkladı. Böylelikle operasyon başladığından bu yana Suriye'de yaşamını yitiren Türk askeri sayısı 24'e yükseldi. Hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri helikopterle Gaziantep'e getirilirken çatışmada yaralananlar tedavi için kilise sevk ediliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre askeri kaynaklar IŞİD'in TSK'nın bölgedeki Sahra Hastanesi'ne saldırı düzenlediği iddiasını yalanladı. TSK, çatışmaların kasabanın merkezindeki şehir hastanesi civarında sürdüğünü duyurdu. TSK destekli ÖSO'nun bu bölgede büyük ölçüde kontrol sağladığı öne sürüldü. TSK, Elbaba yapılan hava operasyonunda ise IŞİD'e ait 47 barınma alanı ve ağır silah yüklü 8 pikabın imha edildiğini, 45'ten fazla IŞİD üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Dün Moskova'da Suriye'deki sorunların siyasi çözümü için bir araya gelen Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarının zirvesi mutabakatla sonuçlanmıştı. Üç mevkidaşın ortaklaşa açıkladığı anlaşma metninin öne çıkan başlıkları şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Elbap yakınlarında çıkan çatışmada 4 askerin kaybettiğini, 14 askerin yaralandığını açıkladı. Böylelikle operasyon başladığından bu yana Suriye'de yaşamını yitiren Türk askeri sayısı 24'e yükseldi. Hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri helikopterle Gaziantep'e getirilirken çatışmada yaralananlar tedavi için kilise sevk ediliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre askeri kaynaklar IŞİD'in TSK'nın bölgedeki Sahra Hastanesi'ne saldırı düzenlediği iddiasını yalanladı. TSK, çatışmaların kasabanın merkezindeki şehir hastanesi civarında sürdüğünü duyurdu. TSK destekli ÖSO'nun bu bölgede büyük ölçüde kontrol sağladığı öne sürüldü. TSK, Elbaba yapılan hava operasyonunda ise IŞİD'e ait 47 barınma alanı ve ağır silah yüklü 8 pikabın imha edildiğini, 45'ten fazla IŞİD üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Galip Dalay bize Skype'la bağlanıyor. Galip Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk. Şimdi dün önemli bir mutabakat metni yayınlandı. Türkiye, İran ve Rusya'nın üzerinde mutabık olduğu. Buradan öne çıkan iki bölümü sorarak size başlamak istiyoruz. Bir tanesi Seküler Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı vurgusu. Diğeri de Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın IŞİD ve El-Nusra'ya karşı birlikte mücadele etme ye karar vermiş olması, bunu da yazıya dökmüş olmaları. Şimdi bunların hepsini değerlendirdiğimizde bu Türkiye'nin, Ankara'nın Arap Baharı'ndan bu yana izlediği dış politikanın sonu anlamına mı geliyor? Yani bunu Arap Baharı sonrası dış politikadan ziyade Suriye politikası bağlamından konuşulması daha anlamlı bir şey. Çünkü Arap Baharı'nda her bir ülkeye yönelik farklı bir dış politika izlenildi. Mesela Arap Baharı sonrası Suriye Tunus politikasında herhangi bir sıkıntı yok ama Arap Baharı sonrası Suriye politikasında bir sıkıntı var. Bunun da temel gerekçelerinden bir tanesi Arap Baharı dönemi ve öncesinin güç dengeleri de bugün geldiğimiz noktada bölgesel ve uluslararası güç dengeleri arasında çok dramatik bir değişim yaşanmış durumda ve bu değişimin de kendisini en etkin biçimde Suriye sahasında ortaya koyuyor. Şimdi bu bahsettiğiniz iki maddeden ilki için zaten bugüne kadar Suriye içindeki ve dışındaki herhangi bir aktörün Suriye'nin toprak bütünlüğünü sorunsallaştırmıyorlardı. En azından söylem olarak yani buna YPG, PYD dahil Suriye'nin idari bir şeyini, Suriye'nin siyasal sistemini sorunsallaştırıyorlardı. Suriye üniter, katı bir üniter yapıyla mı yönetilmeli yoksa bir güç paylaşımı mı veya da federalizm mi, otonomi mi? Buna benzer idari, bu eğer federalizm veya da otonomi veya güç paylaşımı olacaksa da bu idari üniteler üzerinden mi gerçekleşmeli yoksa kimlikler üzerinden mi gerçekleşmeli? Bu temel tartışmaydı. Dolayısıyla bu başlıkta dün Moskova'da toplanan Dışişleri Bakanlarının Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapması bugüne kadar Suriye'yle alakalı yürütülen diplomaside bir değişimi ifade etmiyor. Buradaki asıl mesele vurgunun tamamıyla terörizme indirgenmesi. Suriye meselesinin gittikçe bir terörizmle mücadele bağlamında ve insani dramı azaltımı, insani yardım ulaştırılması noktasına indirgenmesi. Burada artık rejim değişimine herhangi bir referans yapılmıyor. Burada artık Suriye rejiminin kendisi ciddi manada sorunsallaştırılmıyor.
bu çok ciddi manada bir tabiri caizse bir sıkıntılı nokta, özellikle hem Türkiye için hem de Suriye muhalefeti için. Terörizmle mücadele tabii ki yapılmalı. IŞİD'le de, El-Nusra'yla, El-Kaide'nin kendisiyle de. Ama sıkıntı şu, bu terörle mücadeleyi konuşurken artık rejimin tamamıyla sorunsallaştırılmaması, bu uluslararası toplantılarda gittikçe daha fazla kabul görüyor olması, Türkiye için de, Suriye muhalefeti için de bugüne kadar izlenen siyasette bir değişimi ifade ediyor. Aslında siz rejimin sorunsallaştırılmaması artık diyerek biraz da meselenin, verilen tavizlerin ipuçlarını verdiniz ama ben yine de sormak istiyorum. Pazartesi yaşanan suikast sonucu Galip Bey, yani Türkiye'nin dış politikası Rusya'ya daha bir bağımlı ve mahkum hale gelecek mi sizce? Ya bağımlı veya da mahkum hale gelip gelmemesi Ankara'daki karar alıcıların nasıl bir karar alacağıyla alakalı. Burada bağımlılıktan ziyade bu psikolojinin yarattığı, yani bu hemen Büyükelçi suikastin arkasında Rusya'daki yapılan toplantılarda nasıl bir psikolojiyle hareket edildiği önemli. Burada gerçekten bu suikastin Türkiye'nin Rusya'ya karşı daha tafizkar bir noktaya geçip getirmediğini bilmiyoruz. Yani bunu ölçebilmemiz için Türkiye'nin Rusya'ya giderken daha önce deklare ettiği bir pozisyonu yoktu. Yani artık bu bir ön koşul veya da ön şartları yoktu. Ama bir psikoloji olarak şunu tabii ki okuyabiliriz. Bu suikastten sonra muhtemelen Türkiye, Rusya en azından Türkiye'nin daha fazla taviz talep edebileceğini düşündüğü bir denklemde yer alıyordur. Şimdi siz daha önceki yazılarınızda da aslında bunu belirttiniz. Türkiye'nin dış politika alanında manevra alanının genişlemesinin bazı faktörlere bağlı olduğunu biliyorduk. Şimdi en başından alırsak Türkiye'de çözüm sürecinin bitmesi, PKK ile çatışmanın tekrar başlaması, hatta bunun artması, Suriye'de de devam etmesi. Bunların her birini düşündüğümüzde Türkiye'nin dış politikadaki manevra alanı iyice daralıyor mu bu çatışma sürdüğü için? Ya tabii ki bu PKK ile mücadeleniz veya da Kürt meselesini tekrar da bu ölçekte yaşıyor olmanız dış politikanızı engelliyor. En nihayetinde çözüm süreci sadece bir iç politika başlığı değildi. Bu aynı zamanda bir dış politika başlığıydı. Bu aynı zamanda bir ekonomi politikası başlığıydı. Dolayısıyla bunun bir sürü unsuru vardı. Çözüm süreci aynı zamanda Arap Baharı sonrası oluşan psikolojide bölgeye daha rahat ilişkiye geçmenin, bölgeye ilişkiye geçerken içeride daha rahat da bir sahip olmanın da bir politikasıydı. Bunun bugün işlemiyor olması, tekrardan ciddi manada çatışmaların yaşanıyor olması, Türkiye'yi tabii ki iç politika sorunlarıyla daha fazla dış politikaya yaklaşmasını, dış politikaya daha fazla güvenlik başlığı çerçevesinde görmesini, bu sadece PKK ile mücadele bağlamında değil, Suriye krizinin de veyahut da Suriye'deki başkaldırının ilk başta işte bir başkaldırıdan bir iç savaşa dönüşmesi, bunun sonucu olarak milyonlarca mülteci üretmesi artık dış politika başlıklarının çok daha fazla iç politika problemleri, iç politika sorunları üzerinde ele alınması sonucunu getiriyor. Bu da sizin manevra alanınızı daraltıyor tabii. Galip Bey, isterseniz bir sonraki haberimize geçelim, sonra sizinle devam edelim. Olur. Ankara'da bir polis memuru tarafından öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'un naaşı Moskova'ya ulaştı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 22 Aralık'ta düzenlenecek cenaze törenine katılmak için her yıl düzenlediği yıllık değerlendirme basın toplantısını erteledi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Elbap yakınlarında çıkan çatışmada 4 askerin hayatını... Büyükelçi Andrei Karlov'un naaşını Moskova'da karşılayan ailesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov eşlik etti. Karlov'un cenazesi ise 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Putin'in de katılacağı bir devlet töreniyle toprağa verilecek. Putin, Büyükelçi Karlov'un cenaze törenine katılabilmek için her yıl düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısını erteledi. Rusya Başbakanı Medvedev ise Karlov'un cinayetinin azmettiricilerinin ve arkasındakilerin bulunarak cezalandırılacağını söyledi. Moskova yönetimi, Büyükelçi'ye düzenlenen suikastın Türkiye ile yeniden düzelmeye başlayan ilişkileri etkilemeyeceğini açıklasa da, İzvestiya gazetesi, Türkiye ile Rusya arasında vize serbestliği anlaşması için yapılan görüşmelerin dondurulacağını iddia etti. İran ise, suikast sonrası İranlı sporcuların Türkiye'deki müsabakalara katılmasını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.
Moskova'da bu gelişmeler olurken suikastı Türk polisiyle birlikte araştıracak Rus operasyonel dedektif grubu Ankara'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Büyükelçi Karlov'u katleden Evet, Galip Dalay'la Güne Bakış devam ediyor. Galip Bey, bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Doğu Halep'i militanlardan kurtarmak için çok başarılı bir operasyon sürüyor dedi. Ya bu sanırım bu süreçte keskin bir söylem değişikliğiyle de işaret ediyor. Sizce AKP tabanı bu keskin söylem değişikliğiyle birlikte bu sürece ikna olur mu? Ya ben açıkçası burada bir dil sürçmesi mi var yoksa bu gerçekten bir politika değişimi mi, onu anlayabilmiş değilim. En nihayetinde Doğu Halep'le alakalı bugüne kadar Türkiye'nin ortaya koyduğu pozisyon, Türkiye'nin ifade ettikleri de bugün bu ifade arasında bir makas olduğu gayet açık. Yani Doğu Halep'te bir militan, tabiri caizse militanlara yönelik bir operasyondan ziyade Suriye muhalefetine yönelik ve Suriye'de hem bu muhalefete yönelik Suriye muhalefetine yönelik bir operasyondu. Dolayısıyla ben bu Savunma Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklamayı AK Parti içerisinde genel bir politika değişikliği olarak şu an için en azından okumuyorum. Eminim bundan sonra işte Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlığı'nda da gelecek açıklamalar bu okumayı teyit edebilecek bir nitelikte olduğunu sanmıyorum. Eğer böyleyse bugüne kadar, yani bu bir hafta öncesine kadar yapılan açıklamalar da çok ciddi manada bir çelişki içerisinde olduğunu görmek mümkün. Dolayısıyla ben burada gerçekten Savunma Bakanı'nın neyi ifade etmek istediğini veyahut da bir düz resmi yaptığını tam anlayabilmiş değilim. Çünkü bu Türkiye'nin bugüne kadar sahip olduğu pozisyonla çelişen bir ifade. Eğer bu gerçekten bir dil sürçmesinden ziyade bilinçli söylenmiş bir ifade ise ve eğer bu aynı zamanda Türkiye'nin hani siyasal elitleri tarafından benimsenmiş bir ifade ise bu bir politika değişikliğine tabii ki ifade ediyor. Galip Bey, şöyle devam etmek istiyoruz. Sizce Rusya ile İran ilişkisi mutlak bir ittifak mı, yoksa Rusya İran arasında bir gerilim olma ihtimali söz konusu mu? Ben orada mutlak bir ittifak görmüyorum. Yani Rusya ile İran'ın Suriye'de genel olarak aynı pozisyonu desteklemeleri de Rusya ile İran'ın Suriye'de bütün çıkarlarının, öngörülerinin ve vizyonlarının örtüşmesi arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Rusya ile İran, Suriye'de tabii ki Esad yönetiminin en önemli destekçisi ve orada rejim değişikliğinin tamamıyla gündemden çıkarılmasını istiyor. Ve orada hem bölgesel ülkelere hem de tabiri caizse Amerika'ya bir ders vermek istiyorlar. Ama bu ikisinin çıkarlarının tamamıyla örtüştüğü manasına gelmiyor. Türkiye'nin de bundan sonra siyasetini formülde ederken bu Rusya ile İran arasındaki çıkar ayrışmalarına dikkate alan, buradaki nüansları da dikkate alan bir politika izlemesi gerekir. Özellikle Rusya'nın savaşa bir fiil dahil olmasından sonra, işte 2015 yılından itibaren savaşa bir fiil dahil olduktan sonra Rusya rejimin en önemli dış destekçisi haline geldi. Rejimin üzerinde en fazla etkiye sahip olan güç haline geldi. Bunun da İran'dan belli ölçüde bir rahatsızlık yarattığını gözlemlemek mümkün. İran da bunu dengelemek için Şii milisleri, işte milisvari yapılara daha fazla yatırım yapan bir siyaset izledi. Dolayısıyla evet, Rusya ile İran bugün Suriye'de aynı pozisyonu destekliyorlar. Fakat farklı gerekçelerle ve farklı önceliklerle. Türkiye'de siyaset geliştirirken bu farklı gerekçe ve farklı öncelikleri gözlemleyen bir siyaset izlemeli. Şimdi tekrar mutabakata dönersek, bu bildiride YPG'nin veya PYD'nin ve Hizbullah'ın adının geçmediğini, yer almadığını görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bu muhtemelen Türkiye ile İran arasındaki rekabet bağlamında dahil edilmek lazım. Zaten Türkiye Dışişleri Bakanı bu kısımla konuşmasında Hizbullah'a vurgu yaptı. Hizbullah'ın oradaki yapısına vurgu yaptı. Muhtemelen Hizbullah'ın bu mutabakata dahil edilmesini İran itiraz etmiştir. Ve bunun karşılığında da muhtemelen Türkiye'nin de YPG'yi dahil etmesine İran bunu istememiştir. Dolayısıyla buradaki bu YPG ile Hizbullah'ın dahil edilmemesini biraz da İran'la Türkiye arasındaki rekabet bağlamında değerlendirmek gerekir. Hükümete yakın medya organlarında bu Halep'te olup bitenler sırasında ve aslında iş sona erdiğinde İran karşıtı söylem dikkat çekiyordu açıkçası. Yani sosyal medyada, hatta
mezhepçi ithamları da görmüştük. Şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda sonuç olarak Ankara Tahran'la aynı masaya oturdu ve ortak bir bildiri yayınladı. Bunun altına imzasını attı. Şimdi bu kesimlerin bu söylemlerini nasıl yumuşatır hükümet? Yok, ben bunun illa İran'a karşı bir söylem yumuşatmasına yol açması gerektiğini düşünmüyorum yani. İran'la Türkiye zaten bugüne kadar Suriye bağlamında yapılan bütün toplantılarda masanın etrafında oturuyorlardı. İran'da, Türkiye'de, Rusya'da, Viyana'da oturuyorlardı, Cenevre'de oturuyorlardı. BM'nin farklı toplantılarında da bir araya geliyorlardı. Bu en son Moskova toplantısının temel farkı, İran, Türkiye, Rusya bir araya gelirken bu daha önceki toplantıların bir şeyleri burada yer almaması. Dolayısıyla burada yeni bir şey, Türkiye ile İran'ın aynı masaya oturması değil. Türkiye ile İran ve Rusya aynı masaya otururken bugüne kadar o masaya oturan diğer aktörlerin o masada bulunmayışı. Şimdi hükümet cenahında ve Türkiye'deki genel İran karşıtı duygunun çok ciddi manada bir temeli var. Suriye krizi üzerinden, Irak'taki yaşananlar üzerinden, işte bu Haçlı Şabi ve milislerin yaptıkları üzerinden. Pekala, benzer bir durumda şu anda İran'da Türkiye karşıtlığı için geçerli. Dolayısıyla Türkiye ile İran'ın sadece bir araya geliyor olması bu duyguyu hemen söndürebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü zaten Suriye'de şu anda elde edeceğimiz şeyin çözümden ziyade insani dramdan bir azalış. Yani insani dramdan bir azalışı gerçekleştirmeyle Suriye'ye siyasal bir çözüm bulma veyahut da Suriye'ye barış getirme iki farklı nokta. Eğer bahsedilen şey Suriye'ye bir çözüm bulma veyahut da barış getirme ise buna henüz çok yakın değiliz. Eğer ifade edilen şey bu görüşmelerle Suriye'deki insani dramdan kısmi bir azalış olacağıysa evet, bu noktada sonuç elde edebiliriz. En nihayetinde Moskova'da buluşan 3 ülke Suriye'deki en etkin 4 ülkenin 3'ünü temsil ediyor. Yani Türkiye, İran, Rusya ve ABD bugün Suriye sahasındaki en etkin 4 ülkeyi temsil ediyor. Bu 4 ülkeden 3'ü Moskova'da bir araya geldi. İşte Türkiye Moskova muhalefet üzerindeki en etkin güç, Rusya ve İran'da rejim üzerindeki en etkin güç. Dolayısıyla bunların bir yol haritasında anlaşması insani dramın bir azalışı vesile olur ama bu bir çözüm demek olmayacaktır. Peki burada Katar ve Suudi Arabistan tepkisi ne olur? Türkiye sonuçta bir aks mı değiştirdi yoksa bunu bir aks değişikliği olarak yorumlamamak mı lazım? Yok, bu bir aks değişikliğinden ziyade Suudi Arabistan şu anda ana öncelik meselesi Yemen'deki savaş, Yemen'deki savaş ciddi manada bir bataklığa dönüşmüş durumda. Katar'a gelecek olursa Katar'ın hani burada Türkiye'nin yapacağı görüşmeye ciddi manada bir tepki veyahut da bir reddiye ortaya koymasının çok olası olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla burada bir aks değişiminden ziyade yeni veriler üzerinden yeni bir resmi uyarlanma görüyorum Türkiye siyasetinde. Tabii ki dediğim gibi bu ne yazık ki Suriye muhalefeti için pek de parlak bir resim değil. Suriye krizinin kendisi için pek de parlak bir resim değil. Çünkü Suriye krizi önemli ölçüde bir terörizm ve insani trajedi başlığına indirgendi. Siyasal kısmı, rejimin sorumsallaştırması gibi konular artık pek öncelikli konular olmaktan çıktı. Eğer mesele buysa evet, burada bir siyaset değişimi gözüküyor. Ama zaten bu siyaset değişimini Türkiye tek başına yapıyor değil. Öyle görünüyor ki Katar da benzer bir okumayı yapıyor. Tam buradan devam etmek istiyoruz Galip Bey. Bu sürecin sonunda Ankara ile Esad rejimi arasındaki çatışma halinin ortadan kalkacağını görebilir miyiz, söyleyebilir miyiz? Yani birbirini tanımama halinden tanıma haline dönüşeceğini söylemek mümkün mü? Böyle bir şey görebilir miyiz? Zaten şu anda hani Ankara ile Esad arasındaki çatışma hali bir proksiler hali. Yani bir vekalet savaşları, direkt bir çatışma hali yok. Yani evet, dönemsel olarak işte Türkiye ile Suriye'nin birbirini taciz ettiği, işte bu uçak düşürme vakaları yaşandı. Ama en nihayetinde fiili veya da sıcak olarak Türkiye ile Suriye çatışan taraflar değil. Kısa vadede ben Türkiye'nin hani Esad rejimini kabul etmesini pek olası görmüyorum. Ama tabiri caizse de facto veyahut da soğuk bir kabulün de olmayacağını iddia etmek pek olası değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Esad rejiminin sorumsallaştırılmasında daha az sorumsallaştıran bir Türkiye görecek gibiyiz. Ama bu hemen şuna dönüşmeyecek. Yani Esad rejimini
kabul eden ve bunu da açık deklar eden bir Türkiye'de dönüşecek değil. Peki Galip Bey, tüm bu görüşmelere dünkü mutabakat metnini de göz önünde bulundurduğumuzda ve Türkiye ile Rusya yakınlaşmasını da göz önünde bulundurduğumuzda ABD'nin bu sürece tavrı ne olacaktır sizce? Trump'ın ekibini de göz önünde bulundurursak. Ya ABD'nin bu süreçten çok da memnun olduğunu söylemek olası değil. Ama ABD şu anda bu süreçle çok da alakalı da değil. Yani dolayısıyla bu süreçle alakalı çok ciddi manada hemen bir tepki ortaya koymasını da beklemiyorum. Trump nasıl bir yaklaşım sergiler? Açıkçası bununla alakalı bir şey söylemek çok güç. Çünkü Trump ve ekibinin bugüne kadar Suriye ile alakalı birbirleriyle çelişen farklı söylemler ortaya koydular. İşte Suriye muhalefetinin tamamıyla, Suriye muhalefetine olan askeri yardımı tamamıyla kesmekten de bahseden bir Trump gördüm. Suriye'de bir güvenli bölge oluşturulması gerektiğini ifade eden de bir Trump gördüm. Suriye'de Amerikan askeri varlığının devamını savunan bir savunma bakanı adayı var. Dolayısıyla Trump yönetiminin Suriye politikasının ne oluru ancak yeni yönetim Amerika'da görevi aldıktan sonra görebileceğiz. Dolayısıyla şu an için Amerika muhtemelen Obama yönetimi bu süreçten rahatsız olur. Ama buna da çok ciddi manada bir tepki ortaya koyacağını sanmıyorum. Siz Trump ekibi göreve gelene kadar Rusya destekli Suriye rejiminin İdlib'e herhangi bir harekat başlatabileceğini düşünüyor musunuz? Yani başlasa dahi bu rejim değişimine kadar sonuç alacağını sanmıyorum. Yani İdlib'in Türkiye'yle de sınırı var. Orada daha güçlü bir direniş ortaya çıkacaktır. Siz İdlib'de neler olabileceğini düşünüyorsunuz orta vadede? Yani rejim İdlib'i hedef alacağını düşünüyorum. Ama bunu hemen yapar mı? Ve önce Doğu Kutay'a mı yönelir? Veyahut da önce bugüne kadar elde ettiği kazanımlarını konsolide mi etmeye çalışır? Veyahut da sürpriz bir şekilde Elbaba mı yönelmeye çalışır? Bunların hepsi birer opsiyon. Buna hangisini yapacağını sadece rejimle karar vereceği bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Burada tabii ki İran'ın da Rusya'nın da faktörü veyahut da Rusya'nın da kararları etkili olacaktır. Dolayısıyla şu an için bunların hepsi birer opsiyon. Bu ancak görüşmelerin sonucu nereye gider? Bu rejimle ne yapacağıyla alakalı bize ipuçları verecektir. Çok teşekkür ederiz Galip Bey yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olasınız. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Tüketici Güveni Endeksi bugün açıklandı. Beklentilerden daha olumsuz gelen veriye göre Aralık ayında Tüketici Güveni Endeksi 63,38 oldu. TÜİK, Tüketici Güven Endeksini bugün açıkladı. Tüketici güveni gerilemeye devam etti. Aralık ayında bir önceki aya göre %8 oranında azaldı. Kasım ayında 68,93 olan endeks değeri Aralık ayında 63,38 oldu. Bu veri 67 olan piyasa beklentisinden daha kötü. Tasarruf etme ihtimali endeksi %17,9 oranında azalırken işsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %8,3 oranında azalarak Aralık ayında 65,42 oldu. Dün akşam yayınlanan Ekonomi Sohbetleri programında Ali Ağoğlu, Özgür Altuğ ve Murat Sanman Türk ekonomisinin son bir haftasını ve geleceğini değerlendirdi. Vade olmadığı sürece yanıt vermekte zorlanıyorum. Hani yıl sonu mu, seneye mi? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben hani yıl sonunda benim tahminim hep 3.46-50'de kapanırız şeklinde. Ve Merkez Bankası'ndan da 50'den vazgeçtim. Hani 25'lik bir destek gelir diye düşünüyordum. Destek gelir derken hani piyasanın şu anda gerçekten bu rakamlarla bilançoların kapandığında ben hem bankacılık sektörü hem de reel sektör tarafından zor bilançolar çıkacağını, gergin stretch diyeyim yani gerçekten. Gergin bir bilançolar çıkacağını düşünüyorum. Hani bir çıt 3.46-50 kapanmasını bekliyordum. Ha yok, eğer orada kapatamaz. 3.50-3.55 arasında bir yerde kapatacak olursak. Kapanabilir 3.46-50 biraz bir iki Katarlı'yla beraber 2-3 kuruş daha düşebilir yani. Yani umudumuz Katarlılara kaldıysa. Bir de 2017 sonunda diyorlar. 2017 sonu değil. 2017 sonu tahmininde şöyle bir şey var. Bütçe yapacaklar için söyleyeyim en azından. Yani benim tahminim ortalama kur olarak yıl ortalaması itibariyle şu anda 3.53'lerde bunun 3.26'lardan 3.53'lere çıkmasında
piyasanın ciddi katkısı oldu. Ayrıca ekonomist arkadaşlarım, dostlarımın da katkıları oldu. Bu rakamı revize ettim kendi adıma. Yıl içinde görülecek yüksek söyleyebilirim. Bunun da ilk yarıda görülme ihtimali o da fazla. Yani 3.85'lerin test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ama baktığınızda nominal yüksekmiş gibi görünmekle birlikte bugünkü 3.53'lere hep topu bir %10'luk bir enflasyondan bir çıt yukarıdaki bir artışa denk geliyor. Önceden görülmesi durumunda, yılın ilk yarısında görülmesi durumunda ben bir takım Merkez Bankası'ndan bu boşluğu kapatıcı önlemler gelmesi ihtimalinin artacağını, sonrasında da yataya geçeceğimizi, hatta şu politika, son politika değişiklikleriyle birlikte önümüzdeki yılın ikinci yarısında Trump'tan eğer çok büyük bir şok yemezsek diyeyim dünyada, daha mutedil bir 2017 ikinci yarısı bekliyorum. Ama bunlar şimdilik benim kürede görünenler, daha henüz bitirmedim tahminlerimi, çalışıyorum üzerinde. Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, gayrimenkul sektöründeki yavaşlamayı arkadaşımız Semih Sakallı'ya değerlendirdi. Taş, sektörde bir değişim olduğunu belirtirken piyasanın kendi dengesini tekrar bulacağını belirtti. Şimdi ben bu senaryoyu mesela 2008'de işin içinde birisiyim. 2008-2009 dönemlerinde yaşadım. Şimdi Bakırköy'deki İstanbul Caddesi'ne yer bulma şansınız çok yoktur. İşte İstiklal Caddesi'ne yoktur, Bağdat Caddesi'ne sıraya yoktur. Sıraya girersiniz, bir de devir bedeli ödeyerek ancak orada bir iş yeri sahibi olursunuz. Bu zaten hani olması gerekenden, orada bir iş yeri açtığınız zaman kazanacağınız paradan yeri geldiğinde özellikle ana markaların marketing ve tanıtım ihtiyaçlarından dolayı finanse ederek girildiği yerlerdi. Şimdi Bağdat Caddesi'nde atıyorum bir kahve zincirinin orada ödediği 60 bin dolar kirayı zaten çıkarma şansı yoktu. Veya bir banka şubesinin. Şimdi hal böyle olunca da orada o destekli kiralar artık olmamaya başladı. AVM'lerde yine durum keza öyle. Sürekli de göz önünde yerler olduğu için, medyada onları göz önüne getirdiği için sanki kiralamalarda işte her yer boşalıyor, hiçbir yer kiralanmıyor gibi bir algı var. Haberler de çıkıyor. Evet. Haberler peki genel tüketici davranışına yansıyor mu konut tarifine? Şöyle. Siz biliyor musunuz kendi müşteri şeyinizden? Şimdi aslında bizim açımızdan, yani biz aracılar açısından veya emlakçılar, gayrimenkul profesyonelleri açısından olaya ben şöyle bakıyorum. Şimdi pazar değişiyor. Dolarla satılan, daha önce tüm alım satımı dolarla olan yerlerde satış yok. 6000 TL ve üzerindeki projelerde satış önceki gibi değil ve azaldı, yavaşladı. İnsanların özellikle yeni projelerin %30'u ile %45'i arası yatırımcılar tarafından alınırdı. Yani projenin başlangıcında, lansmanında alan insanlar proje bittiğinde ya satarlardı ya kiraya verirlerdi. Şimdi yatırımcılar almıyor ve onların reklamlarına maruz kalıyoruz. Gazeteleri açıyorsunuz, her yerde bir proje reklamı var. Televizyonu açıyorsunuz, her yerde sinema bir sinemada. Şimdi bunlar da insanlar bakıyor ya, bitmiş projeler halen satışı devam ediyor, satılmaya çalışılıyor. O zaman diyorlar ki gayrimenkul satılmıyor. Oysa pazar değişti, şöyle değişti. Türkiye'de son 12 yılda konut edinme yaşı 43'ten 34'e geldi. Ortalama yaştan bahsediyorum. İnsanlar, mesela siz kaç yaşındasınız? 32 yaşındasınız. Kaç yıldır evlisiniz? Bir senedir evlisiniz. Peki 31 yaşına kadar ailenizin yanında mı yaşadınız? Hayır, tek başına. Tek başına. Kaç yaşından itibaren tek başına yaşadınız? Üniversite 17-18. Yani yaklaşık 13-14 yıldır tek başınıza bir yerde yaşadınız. Önceden belki 4 kişilik, 5 kişilik bir aile bir evde yaşıyorken artık çocuk 18 yaşını geçtikten sonra, genç 18 yaşını geçtikten sonra 2 veya 3 gayrimenkul ihtiyacı oluşmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye Avrupa'nın 29 yaş ortalamasıyla en genç nüfusuna sahip. Bu gençler artık okumuş insanlar. Bunlar çok geç evlenmeye başladılar. O dönem için 1+1, 1+0 ihtiyaçları oluşmaya başladı. Evlenen insanlar çok daha rahat boşanmaya başladılar. Dolayısıyla gayrimenkulle adet ihtiyacı arttı. Ama birimlerin değeri düştü. Yani önceden 3+1 dairede insanlar yaşıyordu. İşte
600 bin lira 3 artı 1 ise şu an 1 artı 1 dairede insanlar yaşıyor. O da 300 bin lira. Alım da kolaylaştı. Kredi imkanları geldi. Dolayısıyla pazar bir anlamda değişti. Bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriye imza atan 32 akademisyen için Marmara Üniversitesi Soruşturma Komisyonu memurluktan çıkarılmaları yönünde rektörlüğe öneri vermişti. Marmara Üniversitesi rektörlüğü öneriyi uygun buldu ve kararı YÖK'e iletti. Geçtiğimiz Ocak ayında Güneydoğu'da yaşanan operasyonların son bulması için barış için akademisyenler adına "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayınlanmıştı. Bildiriye Türkiye'nin birçok üniversitesinden 1000'in üzerinde akademisyen imzacı oldu. İmzalanan metnin teröre yardım ve yataklık amacıyla hazırlandığını iddia eden üniversite yönetimleri bünyelerindeki akademisyenlere soruşturma açtı. Birçok akademisyen görevinden uzaklaştırıldı. Marmara Üniversitesi de imzacı olan 32 akademisyene soruşturma açmıştı. Hakkında soruşturma açılan 32 akademisyen arasında Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Profesör Doktor Özdemir Aktan, Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu, Profesör Doktor Fuat Ercan, Yardoç Doktor Özgür Müftüoğlu ve Doktor Egemen Cevahir gibi isimlerde bulunuyor. Soruşturma Komisyonu bildiri imzalayan akademisyenler hakkında 657 sayılı kanunun 125. maddesi uyarınca oy çokluğu ile devlet memurluğundan çıkarma cezasını önerdi. Rektörlük öneriyi kabul ederek kararı YÖK'e iletti. İki gündür kayıp olan Ahmet Spor'un deneyimli oyuncusu Şehmis Özar'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği bugün kulübü tarafından açıklandı. Pazar günü deplasmanda oynadıkları Kahramanmaraş maçı sonrası Diyarbakır'a dönen Ahmet Sporlu futbolcular kulüp binasından ayrıldı. Şehmuz Özer ise bir arkadaşının düğününe katılmak üzere özel otomobiliyle Malatya'ya kadar gitti. Pazartesi günü yapılan idmana katılmaması üzerine kulüp yöneticileri ve teknik heyet Şehmuz Özer'i ısrarla aradı ama ulaşamadı. Ailesinin de kendisine ulaşamadığı öğrenilince polise haber verildi. Fakat Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'daki polis trafik şubeleriyle yapılan görüşmede Şehmuz Özer adına herhangi bir kaza kaydı olmadığı anlaşıldı. Aradan 24 saat geçtikten sonra Özer'in aracının uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ahmet Spor'un kaptanı Şehmuz Özer'in trafik kazasında yaşamını yitirdiği bugün kulübü tarafından açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ahmet Spor takımı kaptanı Şehmuz Özer'i trafik kazasında kaybettik. Başımız sağ olsun. Güzel insan, koca yürekli lider, kaptan. Seni unutmayacağız büyük golcü. Şehmuz Özer en son 6 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandırmıştı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2014 yılından bu yana Ahmet Sportif'te forma giyiyordu. Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi de yaralandı. Olay yeri yakında bulunan bir Facebook kullanıcısı şu görüntüleri çekti. Berlin'de Polonya plakalı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırıdan sonra şüpheli olarak yakalanan bir Pakistan uyruklu bir kişi
yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı fakat soruşmanın sürdüğü açıklandı. Berlin, Montagabend gegen 20 Uhr. Alman basınında yer alan haberlere göre polis bu kez de Anis A. isimli 1992 doğumlu ve Tunus uyruklu bir sığınmacının peşinde. Şüphelinin sığınmacı statüsü için başvuruda bulunduğu ancak başvurunun henüz sonuçlanmadığı bildirildi. Saldırıyla ilgili yeni bilgiler de gün ışığına çıkmaya başladı. Saldırıda kullanılan tırın Polonya kökenli bir firmaya ait olduğu ve yüklediği çelik borularla İtalya'dan geldiği kesinlik kazanırken tırın içinde bulunan ve rehin durumda olan Polonya uyruklu şahsın olaydan önce saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü sanılıyor. Ayrıca kaçan saldırganın olay sırasında yaralanmış olması ihtimalinden hareket eden Alman polisi şehirdeki hastanelerde de araştırma yapıyor. Saldırının gerçekleştirildiği yerde dün akşam Almanyalı Müslümanlar olayı protesto etti ve kurbanları andı. Terörün dini olmaz pankartları taşıyan göstericiler barış için Müslümanlar baskılı tişörtler giydi. Saldırının ardından Berlin'deki tüm Noel pazarlarında güvenlik önlemleri artırılırken terör eyleminden sonra kapatılan Breitscheid Palast'taki Noel pazarının Perşembe günü tekrar açılacağı açıklandı. Deneyimli gazeteci Ayşenur Arslan geçen hafta yaptığı programda Halk TV'de gazeteciliğe veda ettiğini açıklamıştı. Bugün Ruşen Çakır'ın konuğu oldu ve hem kendi kararını hem de gazeteciliğin Türkiye'deki geleceğini konuştu. Şimdi şöyle bir kere benim için olması olmazlar var. Bir, Hüsnü Mahalli'nin içeriden çıkması. Ben Hüsnü Mahalli içerideyken benim program arkadaşım suçlandığı her şeyi benim programımda söylemiş arkadaş. Yani bir bakıma hani suç duyurusu, suç duyurusu. O görüşleri paylaşmışız biz o programda. Şimdi ben işte çayımı kahvemi içerek gazetelerimi okumuşum. Çıkışta acaba şu sinemaya mı gitsem, arkadaşıma mı gitsem falan diyerek ya da sıcak evime giderek bana ağır geldi. Çok ağır geldi. Bir kere Hüsnü çıksın. Hüsnü çıktıktan sonra bir oturur. İki arkadaş zaten çok yorulmuştuk her ikimiz de. Ve her ikimiz de artık söylediğimiz sözün gerçekten bir hükmü kalmadığı kanaatine varmıştık medya itibariyle. Ya bir yerlere ulaşıyor mu? Ulaşıyor belki ama ulaşıyor da ne oluyor? Yani koca bir göle taş atıyorsun. Orada böyle minicik bir halkalar yapıyor ve onlar soluyor, soluyor, soluyor gidiyor. O halkalar daha büyürse, böyle bir dalgaya dönüşürse ancak bir anlamı var. Onu da bizler gazeteci olarak yapamayız. Toplumsal ya da siyasal bir muhalefet olmalı ki sen onun bir ucundan tutasın. Sen onun kaldıracında yerini alasın. Yoksa yani gerçekten ben CHP liderinin de kadrolarının da mış gibi yaptığını düşünüyorum. Ben mış gibi yapmamak için ayrıldım. Ama onların da mış gibi yapmamasını diliyorum. Allah aşkına CHP son kaç aydır CHP'den arayanlar oluyor. Onlara da aynen söylüyorum bunu. Diyorum ki gazetecilere cezaevine kadar refakat etmekle yükümlü siyasi hareket CHP. Böyle bir şey var mı ya? Sizin göreviniz bizi cezaevinden yani cezaevine gitmememizi sağlamak. Bir, eğer gidersek de Türkiye'yi ve dünyayı ayağa kaldırmak. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden arkadaşlarımız kaç gün oldu ya? 50 güne yaklaşıyor. Neden içerideler? Musa Kartı, Kadri Gürsel'i içimize sindirebiliyor muyuz? Şimdi onlar zaten zor siniyordu içimize, zor. Ama bir de yani öyle şeyler yaşandı ki sonra Ahmet Türk niye içeride kardeşim? Niye Ahmet Türk içeride diye kıyamet kopmuyor bu memlekette? Bir karikatürist Musa Kart içeride diye niye kıyamet kopmaz bu memlekette? Ha kopmuyorsa demek ki biz başka bir yerdeyiz. Ben başka bir yerdeyim. Ben uyandım. Peki. Medyaskop TV yayını devam ediyor. Sırada Ruşen Çakır'ın sunumuyla Transatlantik var. Yarın yine aynı saatte Güne Bakış'ta buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.